toplu taşıma alanında dünyanın en büyük organizasyonu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin Su Yolu Komitesi çalıştayı 23 Kasım Perşembe günü İstanbul The Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi. Su Yolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş öncülüğünde, şehir hatları ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte birçok yerli ve yabancı katılımcı yer aldı. GİSPİR'i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Türkan Manasır Öz ve Genel Sekreter Mehtap Özdemir etkinliğe katıldı. Özdemir, GİSPİR TV'ye çalıştaya dair detayları aktardı. Bugün Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin dünyada büyükçe bir örgüt, su yoluyla ilgili teknik komitesine katıldık. Biliyorsunuz su yoluyla ilgili dünyadaki şu anki başkanı İBB Şehir Hatları Genel Müdürümüz Sinem Dedetaş. Çok sayıda yabancı katılımcı var. Neredeyse katılımcıların %50'si yabancı diyebilirim. Dünyanın her yerinden gelmişler. Toplum içinde şehirlerde insan taşımacılığı, su yoluyla yapılan taşımacılık konusunda bir takım çalışmalar var. Onlardan bahsediyorlar. Tabii gündemde dekarbonizasyon konusu var. Burada da örneklerini gösterdiler. Yani işte hidrofoil tekneler de dahil olmak üzere çok yenilikçi tekne tasarımlarından da bahsedildi. Yine birazdan da işte finans boyutuyla ilgili konular ele alınacak. Çünkü neticede böyle çok kitleleri taşımak istediğinizde ortada bir finansal boyutla ilgili konular var. Bütün dünya aslında dekarbonizasyona geçiş için bir taraftan da finansal imkanları araştırmaya çalışıyor. Bir tane Avrupa Birliği Komisyonu temsilcisinin sunumu vardı. Bu sunumda da esasen Avrupa Birliği'nde deniz yolu taşımacılığı kapsamında hangi fonların verilebildiğinden bahsetti. Türkiye de bu fonlardan faydalanabiliyor. Keza GİSPİR olarak biz de hem üyelerimiz faydalansın hem de GİSPİR olarak yapabileceğimiz alanlarda ilerleyelim diye bizler de takip ediyoruz. Waterborne'un zaten üyesiyiz. Bu kapsamda ben buradaki bütün katılımcılara çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ev sahipliği yapmak her zaman güzel çünkü Türkiye, İstanbul özellikle yabancıların çok beğenerek geldiği bir yer. Dolayısıyla uluslararası platformlarda ev sahipliği yapıyor olmak çok güzel bir çalışma diye düşünüyorum. Devamının geleceğini düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Etkinlik sonunda Su Yolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün UNTP'ye ev sahipliği yaptık aslında. UNTP'nin Waterborne Komitesi, Su Yolu Taşımacılığı Komitesi diye çevirelim. İlk defa Türkiye'de bir organizasyon oldu. Şehir hatları olarak UNTP'ye yeni üye olduk ve bu komitenin başına da başkan olarak seçildim. O yüzden bu bizim aslında ilk ev sahipliğimizdi. Tabii uluslararası düzeyde su yollarında oluşan gelişmeleri takip edebileceğimiz bir platform aslında burası. Dolayısıyla buradaki bilgilerin bizim için, bizdeki bilgilerin dünya için faydalanabilir olması, bunun işe yaraması temel hedefimiz diyeyim. Çünkü çok fazla aslında teknolojik gelişme oluyor. Hani deniz ulaşımı deyince her bölgenin kendine göre tabii ki özellikli taşımacılığı oluyor. Ama yine de birbirimizden öğreneceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bir hem teknik hem de yatırım, finans, regülasyonlar anlamında çok fazla bilgi dinledik bugün. Bunların artarak devam etmesini dileyelim, isteyelim.